Birinchi ders aralashmaga oid masalalar. Protsentga oid masalalardan eng ko'p uchraydigani aralashmaga oid masalalar. Demak, aralashmada har xil elementlar, moddalar massalari berilgan bo'lsa, M1 massa, M2 bir nechta elementlar uchun, M3 o'qadi, demak n ta element bo'lsa, MN. Ulardagi biror bir elementning foiz miqdorlari P1 P2 o'qadi, PN. Biror bir elementning foiz miqdorlari bular hammasi foiz. Konsentratsiyasi deymiz buni, foiz miqdorlari. Massalari bo'lishi mumkin, demak kilogrammda, gramda, litrda farq yo'q. Demak, mana shu aralashmalar aralashtirilgandan so'ng hosil bo'ladigan o'rtacha, demak, mana bu elementni foiz miqdori P o'rtacha. Demak, mana bu qoida bilan to'pladi. M1 P1 plus M2 P2 plus M3 P3 plus va hokazo, demak n ta element uchun PMN PN suratida maxrajda massalar yig'indisi M1 M2 M3 va hokazo MN. Demak bizga foiz miqdori kelib chiqadi. Bu formulaga, demak qoidaga aytamiz, o'rtacha protsent topish formulasi. O'rtacha protsent topish formulasi. Masalan, deylik bizlarga ikki xil eritma bor. Yoki tuzli suv deylik. Birinchi eritmamiz, tuzli suvimiz 10 litr. İkinci eritmamız deylik 15 litr. Tuzli suv 15 litr. Mana birinchi tuzli suvimizda tuzning foiz miqdori 10%. 10% tuz. Qolgani endi shirin suv. İkinci eritmamızda masalan 25% tuz. 25% tuz. Şu ikkala tuzli suvlar eritmalar qo'shilgandan so'ng hosil bo'lgan mana bu aralashmada, hosil bo'lgan aralashmada tuzni foiz miqdorini toping. Necha foiz tuz bo'ladi? Tuzni foiz miqdorini toping. Demak, o'rtacha protsent formulasini ishlatamiz. Ikkita element uchun o'rtacha protsent formulasi nima bo'ladi? M1 P1 plus M2 P2 bo'lingan massalar yig'indisi M1 plus M2. İkkita element uchun. Demak, o'rtacha hosil bo'ladigan protsent barobar bo'larkan, birinchi element uchun massa 10 litr, ko'paytirish undagi tuzni foiz miqdori 10 qo'shilgan. İkinci elementimiz og'irligi 15 litr, ko'paytirish undagi tuzni foiz miqdori 25 bo'lingan massalar yig'indisi 10 qo'shilgan 15. Javob foiz chiqadi. Qaysi hisoblasak yana buni 100 qo'shilgan 375 bo'lingan 25, 475 bo'lingan 25. 19. Demak, o'rtacha mana bu aralashmadagi o'rtacha tuzni foiz miqdori necha bo'larkan? 19% bo'ladi. Tushunarli? Mana bu yerda birliklari bir xil bo'lsa yetarli. Litrda bo'ladimi, kilogrammda, gramda bo'ladimi, uni farqi yo'q. Chunki baribir birligi qisqarib ketadi. Mana bu yerda e'tibor beringlar. Masalan, litr, maxrajdan litr, litrdan chiqarib qisqartirishimiz mumkin. Bizaga protsent, javob ham chiqadi, protsent chiqadi. Protsentda baribir qoladi, protsent belgisi qoladi. To'g'rimi? Xo'sh. Demak, xuddi shu masalaning o'zini oddiygina protsent yo'li bilan bajarsak. Qoida ishlatmasdan, o'rtacha protsent qoidasini ishlatmasdan bajarsak. Mana bu hosil bo'ladigan aralashmamiz og'irligi 25 litr bo'ladi. Ya'ni ikkalasi aralashtirgandan so'ng qo'shiladi, to'g'rimi? Mana bu yerda 10% tuz bor edi, bu yerda 25% tuz. Shu tuz miqdorlari qo'shilib mana bu yerda hosil bo'ladi. Nechaga teng bo'ladi shu? 10 litrni 10% tuz bo'lsa, necha litr bo'ladi bu? 1 litr tuz bo'ladi, ha? 10 ni 10% ni topsak, 1. 15 litrni 25% topsak, 15 litr, demak chorak qism, ha? To'g'rimi? Mana shuni qolasi 15 qism 4 litr. Bu tuzning miqdori, necha litr tuz bor? Bu yerda 1 litr tuz bor.
Bir yerde 15 litre 4 litre tuz bu. İkalesi yığımsız şöyle özgürmek oladı, doğru mu? İkalesi yığımsız bir koşulgen 15 litre. 19 tasım 4 ha? 19 tasım 4 litre. Peki 16 tutun. 4 tutun. 75. Yani demek karayın. Bana şunca litre tuz bu bir yerde. Özü canımı avukabilir 25 litre. Sağolda bize gayetken neçe foyuzu tuzdu? 25. Bize gayet 100 foyuz. 100 foyuz. 19 tasım 4 bu. Kandaydı normalim P foyuz. Bana şuradan P'nin topuş gerek. P barabar. Demek 19 tasım 4 köpeytiriş 100 bölünen 25. 25 100 kısaltırsak 4. 4 ile 4 kısaltıramız. Demek olsun bugün arkadaşımadaki tuzlu foyuz noktaları. Neçe kim çıkardı? 19 kim çıkardı? Şöyle böyle. Yani bu kolde yani onun için o değil mi prosent girebilen kim çıkan? Prosent hocasından kim çıkan? Demek başka soru? Mis ve altın eritmezler. Mis ve altın eritmezler. Demek zaga değil iki tane eritme verilgen. Mis ve altın. Birincisinin ağırlığı 5 kilogram. İkinci eritmemiz ağırlığı delik 10 kilogram. Birinci eritmede 40 foizi altın, 40 foizi altın, 40 foizi altın. Kolgan 60 foizi başka element mesela mis. İkinci eritmemizde delik 30 foizi altın, 30 foizi altın. Kolgan 70 foizi mesela mis. Yine bir tane deri doğramız. Demek bu 15 kilogram bölsün ha. 15 kilogram bölsün. Bu ne? 60 faizi mis. 60 faizi mis. Üçerlesi eritilir. Bitti aralaşma hosu kılındı. Hosu bugün işe eritmede neçek foizi olduğunu ibaret. Üçte eritme, eritilir, aralaştırılır. Demek hosu bugün eritmede neçek foiz oldun. Olduğunu foiz muhtarını topuş gerek. Yeni bile eritilip kuşuldu. Kuşamız eritilip. Eritip, kança hosu bugün. Demek 3 element için ortaçap prosent kaydası M1P1, M2P2, M3P3 bölüngen maskeler yalnız ha. Doğru mu? Kitap kaydası kaydaga, birinci kaydayı ile mecazak. Birinci maskeler için? 5 kilogram. Bundaki altının foyuz muhtarı? 40. Öşürgen ikinci maskeler, ikinci eritmen maskeler 10 kilogram. Bundaki altının foyuz muhtarı? 400 foyuz. Üçüncüsü, üçüncü eritmemiz kaç? 15 kilogram. Bundaki altının foiz miktarı 40 da bulamaz ha şimdi. Doğru mu? Ortaçap prosentinde elementi alması bir sürü ilişkiler. Altının foiz miktarı, altının foiz miktarı bir yerden altının foiz miktarı olması gerek ve hosil bölgeni ortaçap altının foiz miktarı kim çıkar. Bir sürü element ilişkiler. Zirgimizde foiz miktarı bir yerdir. 100 foizden ayırsak, altın 40 foiz kaladan. Çünkü bir yerde 15 kilogram köpürtürken 40 foiz bölüldü. Bölüngen maskeler yığımızı 5, 10, 15. 5 kilogram, 10 kilogram, 15 kilogram. Şunu sodalaştırsınız ki. Demek, suratını önge bölüp olsak, surat mahrajını. Bir yerde 20, bu 30, bu 13. Mahrajı 30'dı. 3 kola dönge bulgen. 110 tasım 3. Cevap foizden. 110 tasım 3 foiz. Şimdi zaten 3 element ile şimdi bakayım 4 element. Ötesi prosentle şimdi topamız. Ortaya prosent koydasını işlete degen olsak. Bana bir de altını foiz muhtarını topamız. 40 foizli altın bize o neçe kilogram? Bir de 30 foizli altın bize o neçe kilogram diyorum. Bana 15 kilogramda 40 foiz altın bize neçe kilogram? Ve hosil bo'ladiganda necha kilogram oltin borligi aniq bo'ladi-da?
buradaki altın miktarlarını topuk bir yerde koysak. Cami ağırlığı anadar yığandısı 300 kilogram. 300 kilogram 100 faiz bölendi. Hası bugün altın faiz miktarı x normalin 4 faiz bölendi. Bir şeyden peyni topamız. Şöyle bilen. Demek ki ingi savol karayın. 15 kilogram 40 faiz altın eritme bu arada. Bundan demek hosil kılındı. Bundan hosil kılındı. 2 kilogram 80 faiz altın bölgen eritme alındı. 2 kilogram 80 faiz altın bölgen altın bölgen eritme alındı. Gördüğü zaman 2 kilogram 80 faiz altın kolgan elimiz bu da. Savol kolgan eritmada neçe kilogram kolgan eritmadaki altının faiz muhtarını topu. Kolgan eritmadaki altının faiz muhtarını topu. 15 kilogram 40 faiz altın bölgen eritme bu arada. Bundan demek eritilip 10 niyette 2 kilogram 80 faiz altın bölgen altın faiz muhtarı kübra bölgen eritme alındı. Bundan alındı. Kolgani bundan alındaki kolgan eritmadaki altının faiz muhtarını topu. Demek alındı. Ben madde fasıl böldü. Doğru mu? Hoş. Örtaçı prosent koydasını işletsek. Birinci en bir masa 15. Faiz altın faiz muhtarı 40. Alındı degen de orada ayrışı böldü. Koşulsa koşuş böldü. Alınsa ayrışı böldü. M2 masa demek 2. Bundaki altın faiz muhtarı 80. Bölünge cami 15 kilogramdan alındı 2 kilogram. Yani 13 kilogram oldu. Gördü doğru mu? Onun için sadeleştiriş gerek. 600 ergen 110 bölünge 3 440 bölünge 3. Demek bana şunca prosent altın kolgan. Şunca prosent altın kolgan. Kısası kaçan olunsa demek orada mı böyle de eriş. Ortaçı prosent faydası da eriş. Orta prosentini beceredigen büsek altının faiz muhtarı topladı. Altının faiz muhtarı topladı. 2 kilogramda 80 faizi. Ki ayarasız bir de kança altının faiz muhtarı kolaydı. 13 kilogram 100 faiz. Yani hasıl bugün altının faiz muhtarı normalim 5 faiz. Şuna kilo çıkardı. Şöyle. 15 litre. Demek 15 litre. Delik olur ki de tuzlu su. 15 litre tuzlu su. Bundaki tuzlu faiz miktarı 40 faiz. 15 litre tuzlu su. Tuzlu faiz miktarı 40 faiz. Bunun demek kırışlı yaptı. Kırışlı yaptı. Aralaştırılı yaptı. 7 litre. 7 litre. Şirin su. 7 litre şirin su. Tuzu yok. Şirin küçük su. Kırışlı yaptı. Yana qo'shilyapti, demak 3 litr. 3 litr faqat tuz. 3 litr tuz faqat qo'shilyapti. Hosil bo'lgan aralashmada tuzli foiz miqdori nechiga teng bo'ladi? Oddiy hayotiy misol. 15 litr 40 foiz tuz bo'lgan, qolgan 60 foiz shirin suv deng. 40 foiz tuz bo'lgan, demak aralashmaga 7 litr shirin suv qo'shilyapti va yana 3 litr tuz qo'shilyapti. Hosil bo'lgan mana bu aralashmada necha foiz tuz? Tuzning foiz miqdorini topishimiz kerak. Tuzning foiz miqdorini topishimiz kerak. Demak, birinchi protsent formulasidan foydalansak, birinchi aralashmamizni og'irligi 15, ko'paytiramiz. Bir xil element bo'lish kerak, hammasiga e'tibor berasizlar. Tuz, tuz, tuz va hokazo. Bu yerda tuz 40%, ha? Mana bu tuz necha foiz bo'ladi? 100% tuz, chunki faqat 3 litr tuzni o'zini qo'shyapmiz. Bu yerda tuz necha foiz bo'ladi? 0% bo'ladi, chunki 100% nima? Suv. 100% shirin suvda tuz yo'q, deylik 0% tuzdirim. 15 og'irligi tuzni foiz miqdori 40 qo'shyapmiz. 7 og'irligi tuzni foiz miqdori qancha tuzni? 0.7 qara 0. Qo'shilgan 3 tuzni foiz miqdori 100. Bo'lingan massalar yig'indisi 15
7 ve 3. Tamam? Hesoblasak makhrajı 25 bo'ladi, ha? Suratda bu 0 bir o'xshab ketdi. 600 ga qo'shamiz 300 ni. 400. Demak 28 mi? Yo'q. 36. 36 foiz. Demak hosil bo'lgan aralashmada tuzli foiz miqdori 36 foiz bo'ladi. Bu yechgan qoidamiz, demak o'rtacha protsent formulasi ishlatilgan. Endi oddiygina protsent yo'li bilan bajaradigan bo'lsak, har doimgidek tuzli miqdorlarini topib qo'shamiz. Og'irlik nechi bo'lib bu eritmamizni? 25 litr. 15 litrga 7 litr va 3 litr qo'shildi, 25 litr hosil bo'ldi. Tuzning foiz miqdori kerak bo'lgani uchun mana bu yerda necha litr tuz borligini topishimiz kerak. Qarang, 15 litrda 40% tuz bo'lsa, 15 ni 40% ni topsak, 100 dan 40 ko'paytirdik. 5 ga qisqartirib qo'ysak, 6 bo'ladi, ha? 6 litr. To'g'rimi? Bu yerda tuz yo'q. Bu yerda 3 litr tuz. Jami necha litr tuz bo'ladi? 9 litr nima bo'ladi? Tuz. O'zi og'irligi, aralashma og'irligi 25 litr. Tuzda miqdori 9 litr. Necha foizni tashkil qiladi? Demak 25 ni necha foizi 100 dan qay qismi 9 litrga teng. Yoki proporsiyasini bajarishimiz mumkin. Sen chiqarib berdim? Hisobni tushunib bilan 25 foizni 25 ni qandaydir bir foizi 9 litr. Bu 30 foiz kerak. Tushunib bilan? Qo'yish. 50 kg 50 kilogram uzun. 50 kilogram uzun. Uzunda demek mayiz hosil bo'ladi, quritilib. Uzundagi hozir dastlabki holatdagi suvi 90% suvdan iborat. 50 kilogram uzunni 90% suv. 10% nima bo'ladi? 10% mag'iz bo'ladi, ha? Mag'iz. Demak, quritildi. Quritildi. 20 kilogram qoldi. Quritildi, 20 kilogram qoldi. Savol, mana shu qolgan qismida suvni foiz miqdori qancha? Suv qancha? Qolgan qismida qancha suv bor? Quritildi, mayiz hosil bo'ldi, baribir unda ham namligi bor. O'sha namligi suvni foiz miqdori qancha? Tushunarli? 50 kilogramda quritilib 20 kilogram hosil bo'ldi. Savol, bu yerda nima olindi? O'sha nima olingan? Suv. Suv olindi, to'g'rimi? Bu yerdan olinyapti. Necha kilogram suv olinyapti? 30 kilogram. Faqat nima olinyapti? Suv. Demak, quriganda faqat suv quriydi, ha? Mag'iz qoladi bu. 50 kilogram quritildi degani, demak 30 kilogram suv quridi. Keyin 20 kilogram qoldi. O'rtacha protsent qoidasini ishlatadigan bo'lsak, birinchisini og'irligi, birinchi aralashma uzunligi og'irligi 50 kilogram. Undagi bir xil element bo'lish kerak. Suvni foiz miqdori 90. Bundan olinyapti, olinyapti. Qancha? 30 kilogram. Suvni foiz miqdori qancha bo'ladi dedim? 100. 30 kilogram faqat nima olinyapti? Suv olinyapti 100%. Bo'lingan 50 kilogrammidi, olindi 30 kilogram. Ya'ni 20 kilogram qoladi deganda bu. To'g'rimi? Chunki olinsa, demak ayiramiz. Hisoblasak. Demak, bu yerda 20 bo'ladimi? Bittadan 0 qisqartirib qo'ysangiz 2 450 ayirgan 3 150 bo'lingan 2 nechi bo'ladi? 75% bo'ladi. 75%. Mana 20 kilogram qolganda 75% baribir nima bo'lar ekan? Suv bo'ladi. Tushunib bo'ladimi? Ayni oddiy protsent qoidasini bajarsak, oddiy protsent yo'li bilan. Oddiy protsent yo'li bilan bajarsak. Demak, suvlar o'zgaryapti bu yerda. Suv 90% edi. 100% suv olindi. Mana bu yerda suv foiz miqdori noma'lum. Suv o'zgaruvchan bo'lgani uchun suvga tegilmaymiz. Bu yerda nima o'zgarmas qoladi? O'zgarmas qismini tenglashtiramiz. Mana bu yerda 10% mag'iz, to'g'rimi? Suv olingandan keyin ham baribir o'sha mag'izi necha kilogram bo'lsa o'shancha kilogrammigacha qoladi. Ya'ni miqdori o'zgarmaydi. 50 ni 10% 50 kilogramdan 10% demak mag'izi 10% topamiz, to'g'rimi?
neçe kilogram bölse, hangi miktarda bölse, su kurganda kiram, üçüncü kilogramda polis gerek var. Doğru mu? Yigirmanı, yigirmanı, yigirma kilogram, şuna kaçı foizi? Yigirmanı, demek kandadır per foizimiz. Bana bir yerde, perde olanımız bu, per foiz. Uzunlu nazı, doğru mu? Bir yerde ağırlığı kaçı bölse, bu yerden köşençe. Demek bir yerden kilit çıkardı. 25 foiz uzunlu mağazı, doğru mu? 25 foiz uzunlu mağazı gelmişler. Yani burada 25 foizi uzunlu mağazı iken. Yani neçe foizi soğuk oladı? 75. 100'den yaramız kim çıkardı, doğru mu? Şuna bölüm. Özgürmeliyen kısımdan dinleştirdik. Bana göre özgürmeliyen kısmı demek uzunlu mağazı, bir yerden 5'e kilogram uzunlu mağazı kolatı. Şu anda, bu düşün yoksa genel bir tesis olarak tamam, demek tuzlu suda, tuzlu suda 50 litre tuzlu su bu arada, 50 litre tuzlu su buna 25 faizi tuz olgan 75 faizi mesela şirin su buğlatırdı, kurutırdı, buğlatırdı yani demek kol yaptı. Kol yaptı 10 litre, 10 litre, 10 litre kol yaptı. Bana şurada tuzlu foizi, suyunu foizi kanca. Neçe foiz su kol yaptı. Suyunu foizi muhtarı tutuyor. 50 litre tuzlu su borudu. Demek buğlatıldı. Oranda demek 10 litre galiba işte tuzlu su, suyunu foiz muhtarı kanca. Bana şimdi topşunuz ki. Buğlaganda, ha oldu mu? Şu kamerada, su kamerada. Tuz buğlanıp gitmeydi, doğru mu? Su kamerada. Demek olumlu yaptı birden, 40 litre ne olumlu yaptı? Su. Fakat su olumlu yaptı, 100 foiz su. Doğru mu? Demek ortaça presinin faydasını beceredigen yüksek, pes su, hosu bölgen su da ortaça presinde, birincisinin ağırlığı 50 litre, bundaki suda foiz miktarı, fakat suda olan değil, fakat su. Suda foiz miktarı 75, olumda degen için ayramız 40 litre, bundaki suda foiz miktarı 100, doğru mu? Bölüngen masaları demek ayırması 50 litre, ayırken 40 litre, 10 litre fazla kalır. Ön bölerim bu, ön ne demek bu suratdaki nolarını alıksatırsak? 5 kere 75, 375, ayırken ne olur? Ya bu manfi çıktı degene demek su kolmaydı, bana göre de fakat tuzlu özgürlük kolar degen. Öşe için özgün özgür tıramız. Ha, delik kolgen kısmı kıbrak olsun. 20 litre büsün. O vaxta 300 litre su kolgen böyle. Doğru mu? Bana göre de 20 böyle. Fark, bir tane olayan kısa tırganızda ki. Bir yerde 300, 300 bölüngen yanına 2 kol. 50 köpertirken 75, masası ikincisi 300 köpertirken 100 foiz su uçup gitti demek 20 litre kol yandı. Kaçı kol yaptı? 75 bölüngen 2, 37 yarım foizi su bölüldü. 37 yarım foizi su bölüldü. Doğru mu? Aynı o depresi diyebilen bacaradığından bilsek, suyla bir yerde özgür uçan, karayla su özgür yaptı. Suyla özgür uçan, havada uçup gitti, buğlanıp. Özgürmeyleyen kısmından böyle yaptı, tuz. Bana şu tuzdan foiz muhtarı dinleştiremiz. Bir yerde demek 25 foiz tuz, suyu buğlanırken sen, bana 3. kilogram tuz koyalım, doğru mu? 50'nin 25 foizi, 50'nin 25 foizi, 100'den 25 kısmı. Neçe kilogramdır tuz muhtarı kil çıkardı. 3. kilogram bağırır bana bir yerde tuz muhtarı bor. Bir yerde tuzun muhtarı pay desek, pay tuz. 20 litrini kandadır per foizi tuz bülse ha? Kandadır per foizi tuz bülse şu per foizi topsak 100'den kısaltırdık, 11 bölüngen 125 bölüngen 2 125 bölüngen 2 tuzlu foiz miktarı 12 yarım bölüktü mü? 12 yarım bölüktü. Demek bana göre de 12 yarım foizi numayken tuz suda foiz miktarı topsak 100'den ayırlarımız ne çıkıp çıkardın? 3 yıl geldim ki çıkardım. Şerbelim.
Aralashmaga oid asosiy masalalar shu, endi darsligimizdan